Bugün enzimatik olmayan diğer bir deyişle non enzimatik ya da non enzimatik diye de duyabilirsiniz. Non enzimatik protein işlevlerinden size bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun tam olarak ne olduğunu öğrenmeden önce isim bitki şehir oyununu oynadığınızı düşünelim. Oynadığınızı da varsayıyorum. Bir tane de protein diye bir kategori biz ekleyelim tamam mı? İsim şehir, isim bitki şehir bir de protein olacak. Çünkü bütün proteinlerin ismini biliyoruz ve bu oyunu biz kazanırız böylece. O ben hepsini biliyorum falan diye böyle hava atarız değil mi? Hava atıyoruz tamam mı? Evet şimdi bakalım elimizde et, balık ve tavuk var değil mi? Bunlar farklı türde proteinler. Bu doğru. Peki ya amino asitlerden oluşan? Geniş biyomoleküllerdeki biyokimyasal protein çeşitlerini biliyor muyuz. Ha, biliyor muyuz, hadi bakalım. Ya da protein çeşitleri neler sayabilir miyiz? Bu biraz daha zor. Evet, işte bugün bunlardan bahsedeceğiz. Yani farklı türdeki proteinleri ve yerine getirdikleri farklı işlevleri anlatacağız konuşacağız. Burada anlamamız gereken en önemli nokta proteinlerin eşsiz bir özelliğinin bulunması. Bu özelliği çeşitli biyomolekülleri belirli bir şekilde ve sıkı bağlayabilmeleri. Şu anda proteinlerin farklı işlevlerinden bahsedersek bu konuyu da aklınızda tutun. Çünkü proteinlerin çalışmalarını nasıl inanılmaz düzenli bir şekilde yerine getirdiklerini anlamamızı sağlayacaktır bu. Proteinleri incelerken iki ana gruba ayırıyoruz. Enzimatik proteinler ve enzimatik olmayan non-enzimatik proteinler. Hadi biraz geriye saralım. Enzim tam olarak ne demek ve enzimler ne işe yarar? Enzimler için aslında kısaca minik kimyasal tepkime makineleridir diyebiliriz. Yaşamın devam etmesine yardımcı olan her tür kimyasal tepkimeyi katalizlerler. Aslına bakarsanız bu arkadaşlar ihtiyaç olduğunda üretmeye ve yıkmaya yardımcı olan hücrelerin en ağır işini yapanlardır arkadaşlar. Katalizör olarak çalışan enzimler bu kimyasal tepkimelerin oran ve belirliliğinin hızlanmasına yardımcı olur. Bu konuda iyi bir örnek DNA zincirlerinin bileşimini katalizleyen ve aşina olduğumuz DNA polimeraz olabilir. Hatta size daha iyi bildiğimiz bir örnek vereyim. Tükürüğümüzdeki enzimler. Her yemek yediğimizde amilaz denilen ve nişastanın içindeki şekeri parçalayan bir enzim devreye girer. Dolayısıyla amilaz enzimatik işlevi olan bir protein diyebiliriz. Dikkat ettiniz mi? Bu iki enzimde A Z yani az ile bitiyor. Genelde bir protein gördüğümüzde ve bu protein bu şekilde bitiyorsa, bunun bir çeşit enzim olduğunu yani enzimatik bir protein olduğunu düşünebiliriz. Bu başlamak için güzel bir tahmin. Şimdi biraz da enzimatik olmayan proteinler yani non enzimler hakkında konuşalım. Enzimatik olmayan proteinler, bağlanmak için gereken işlevlerin gerçekleşmesi için lazım olan proteinlerdir. Ancak her zaman bir tepkimeyi katalizlemeleri gerekmez. O zaman enzimatik olmayan protein işlevinde inceleyeceğimiz örnekler neler olabilir bir düşünelim. Hücre zarında iyon kanalları ya da reseptör olarak işlev gören proteinler bulunur. Biz de birazdan bunu daha yakından inceleyeceğiz. Buna daha fazla zaman ayıracağız. Bunlar haricinde bir de taşıyıcı proteinler var. Bir de unutmadan motor proteinleri de ekleyelim. Antikor denilen, bağışıklık sistemimizde bütünleyici bir işlev gösteren özel bir protein sınıfı da var. Bütün bu enzimatik olmayan protein işlevlerini bir bir inceleyeceğiz ama önce bu konudan bahsedebilmemiz için kendimize biraz yer açalım. Önemli bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bütün proteinler enzim olmak ya da enzim olmamak zorunda değil. Genellikle proteinler her ikisinin de özelliklerini taşır. Yani bu videoda ben size enzimatik olmayanların özelliklerinden bahsederken lütfen bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Pekala, o zaman reseptör ve iyon kanallarıyla işe başlayalım. Hücre zarında bulunan belirli proteinler vardır ve reseptör yani hem reseptör hem de iyon kanalları olarak çalışırlar. Reseptörler sinyal veren molekülü alan ya da bağlayan proteinlerdir. Buraya bir hücre çizelim. Hatta bu çift katmanlı bir hücre olsun. Burası hücrenin dışı, burası da içi diyelim. Bu iki çift katmanlı zar içinde reseptör proteinini görebiliriz. Onu da buraya çizelim. Bu protein sinyal molekülle bağlanır ki buna ligand da diyoruz. Sonra da hücrede bir nevi kimyasal tepkiye neden olur. Reseptör proteinine ve ligand eşleşmesine bir örnek verecek olursak bu bir insülin reseptörü ve insülin olurdu. Diyelim ki bu ligand insülin olsun, bu da insülin reseptörü. İnsülin esasında kandaki glikoz seviyelerindeki artışa cevap olarak pankreas tarafından salınan bir hormondur. Burada fazladan bir glikozumuz olsun. Çünkü az önce bir dilim pizzayı mideye indirmişiz diyelim. Glikoz seviyemiz biraz artacak. Daha sonra da kandaki glikoz seviyesi arttığı için buna Hücre içinde ard arda gelen sinyallerle yol gösteren belirli hücrelerdeki uyumlu olan reseptörleri bağlar. Bu da ekstra glikozun hücrenin içine alınmasına müsaade eder. Aynı şekilde çift katmanlı zarı kapsayan iyon kanalına da sahip olabilirsiniz. Hadi bu lipid çift katmanlı zarı biraz genişletelim ve sonra buraya bir iyon kanal proteini çizelim. Bu protein hücrenin tüm çift katmanı boyunca yer alır. Kalsiyum gibi belirli iyonların hücreye girip çıkabileceği bir kanal ya da açıklık görevini görür, üstlenir. Yani kanal aracılığıyla hem giriş hem de çıkış yapabilir. Bir sonraki durağımız taşıyıcı proteinler. Bu proteinler küçük molekülleri bağlayıp sonra onları insanlardaki gibi çok hücreli organizmadaki diğer konumlara taşımakla görevli. Bu proteinlerdeki sır, ligandın yüksek yoğunlukta var olduğunda o ligand için yüksek bir çekim kuvveti oluşturur ligandın yüksek yoğunluğunda o ligand için yüksek protein çekim kuvvetiniz ve düşük yoğunlukta ise düşük çekim kuvvetiniz olur. Buna en uygun örnek olarak hemoglobini verebiliriz. Hemoglobin al yuvarlarda bulunur ve akciğerlerde oksijeni alır. Burada Burada bakın akciğerlerimizi görüyorsunuz. Akciğerlerden oksijeni alır. Oksijenimiz de yüksek burada ve sonra hemoglobin bu oksijeni alır dokulara iletir. Buraya da şuraya bir dakika buraya da şöyle dokuları çizelim. Evet bunun düşük yoğunluğun olduğu kas dokusu olduğunu düşünelim. İşte bu taşıyıcı proteinlere harika bir örnek olabilir. Sırada yüksek güç üretme kapasitesi olan miyozin, kinezin ve dineyin içeren motor proteinler var. Bu proteinler hücresel hareketlilik için oldukça önemli. Miyozin, kasılan kaslarca kullanılan güçleri üretmekle sorumlu olan protein. Yani pazılarınızı her sıktığınızda kaslarınızdaki miyozin proteini bu gücü daraltır ve üretir. Kinezin ve dineyin hücreler arası taşınmadan, e, taşımadan daha doğrusu sorumlu olan motor proteinleridir. Ama böyle taşınma firması gibi düşünebilirsiniz yani. Dineyin hücrelerdeki bu ufak uzantılar olan silia yani tüycükler ile hareketliliğinde önemli bir role sahip. Belirli bir dineyin proteinindeki mutasyonlar primer silyer diskinezi denilen bir hastalığa neden olur bu hastalıkta silianın hareketinde bir sorun ya da diskinezi olduğunu görebilirsiniz. Belli bir dineyin proteinindeki mutasyonlar soluk borusu boyunca yer alan hücrelerin silia hareketini yapamamasına neden olur. Bu da akciğerlerdeki mukus arınımının azalması demek. Böylelikle zatüre ve bronşit gibi kronik enfeksiyonlara karşı hassaslığımız artar. Gördüğünüz gibi bu motor proteinler oldukça önemli. Ve son olarak Son enzimatik olmayan proteinler sınıfımızda bağışıklık sistemimizdeki antikorlar var. Antikorlar, esas görevi yabancı antijenleri bulmak ve yok olmalarını amaçlamak olan edinilmiş bağışıklık sisteminde protein bileşenleridir. Yani bu durumda bir virüs ya da buna benzer herhangi bir yabancı maddeden gelen antijen antikor liganttır. Mesela bu bir antikor, bu da antijen olsun antijen esasında belli bir ligandın antikorudur. Antikorları vücudun bağışıklık sistemindeki minik uyarıcılar olarak düşünebilirsiniz. Yabancı maddeyi gördüklerinde bir şekilde kurtulmamız gerektiğini söylüyorlar bize. Hedef antijen için antikorun çekim kuvveti oldukça yüksektir. Buraya da yazalım. Çekim kuvveti yüksek. İşte tam karşınızda Proteinlerin rol oynadığı işlevler veya farklı türdeki enzimatik olmayan proteinlerin türleri reseptör olarak ya da iyon kanalları olarak taşıyıcı proteinleri, motor proteinleri ve bağışıklık sistemimizdeki oldukça özel antikorlardır. Evet, işte bugünkü dersimizde bu şekilde arkadaşlar.